Özdeş noktasal ışık kaynakları ve yarı çapı R2R olan toplar perde önüne eşit aralıklar yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde oluşan gölgenin şekli nasıl olur? Şuradan çiziyorum. Bundan ışık almayan kısım şöyle bir şey olacaktır. Burada geometrik kurulana benzerlik yaparsak şurası D, burası D, burası R ise şu mesafede 4 R'ye kadar. Yani yarı çapı 4R olan bir gölge oluşacaktır. Bir de ışık almayan yere bakalım. Şundan çiziyorum. Şöyle gidiyor. Şimdi nereye gittiğini bilmeyebilirim ama netice bir geometrik konuda kullanacağım. Bakıyorum şurası R'ye kadar. Düz mantık. D mesafesinde R'ye kadar sapmışsa 4D mesafesinden 4 R'ye kadar sapacaktır. Burada anladık ki tam aynı noktaya gelmişler. İki tane nokta kesişiyorlar. Bu şu demekle demek ki bu ışık bu küre hiç düşmüyor zaten. Direktman bu ona engel olmuş. Ve aynı noktaya düştükleri için şu bölge hiç ışık almıyor. Bu da tamamen bir tam gölge olduğunu söyler bize. Küresel ışık kaynağını engelin arkasındaki K noktasına bakan bir gözlemci ışık kaynağını nasıl görür? Şöyle tersten çiziyoruz şurası tam bu uca geldi. Bir de şurayı çiziyorum. Buradan baktığım zaman şurada bir kısmı hiç göremiyor. Çünkü cisim ona engel. Ama üç boyutu düşündüğümüz zaman şu kısımları yani diğer kısımlarını bu adam rahat rahat görebilecektir. O zaman altta bir tam karanlık bölge var. Diğer taraftan rahat rahat görebiliyor. Bu da DS için olacaktır. Yarışa buraya olan küresel cisim merkezi O noktası olacak şekilde koordinat sistemini yerleştiriyor. Saydam olmadığını anlıyoruz. Yani sorun belki orada ifade edici şey olurdu ama e, saydam olmayan bir cisim bu. Küre X doğrusuna üzerinde K noktasından bakan bir gözlemci şekildeki gibi işte aydınlık küreyi nasıl görür diye sorulmuş. Şimdi burada e, günlük hayattan biliriz. Astronom biliriz. Normalde Güneş ve Ay küre şeklindedir. Küre şeklindedir. Ama biz sadece bir kısmını yani bir yüzeyi gördüğümüz zaman gördüğümüz de daire şeklindedir. Biz hep daire şeklinde görüyoruz mesela Ay'ı. Oysa Ay nedir? Küre şeklindedir. İşte burada da şu bir küre ise küre ise K cismi ya da K gözlemcisi şu yüzeyi görüyordur. Şu yüzeyi görüyor ve bu yüzeyi daire şeklinde görecektir. Şimdi buraya baktığımız zaman şuradan ışıkla doğrusal geliyor. Işığın kürenin üst kısmına ışık düştüğü için burası aydınlıktır. Şu kısım aydınlıktır. Ama şu kısımlara ışık düşmediği için burası karanlıktır. Yani sizden daire şeklinde görüyordum. O zaman üst kısmını ışık düştüğü için aydınlık görecek ama alt kısmına ışık düşmediği için karanlık görecektir. Diyamız D için olacaktır. İfadelerden hangileri doğrudur? Güneşin dışındaki yıldızlar... ...dünya için noktasal ışık kaynağıdır. Şimdi ışık kaynağı... ...küresel bile olsa... ...çok çok uzaktaysa... E, ...noktasal gibi davranacaktır. Bu şuna benzer. Mesela e, bir araba bize çok uzaktaysa... ...sanki iki ışık kaynağı... ...bir noktasal ışık kaynağı... ...çıkıyormuş gibi algılarız. Aynı mantıkla diğer yıldızlar... ...Güneş'e göre dünyamızı çok uzak oldukları için... Onlar birer nokta ışık kaynağı gibidir. Doğru. Gölgeler her zaman siyah renkte oluşur. Yanlış. Aslında burada belirleyen şey nedir? Perdenin şeklidir. Yani perden, ya da perdenin resmidir. Rengidir. Biz hep beyaz perde oluşuyoruz ki yansımayı ona göre kullanalım. Ama düşünün ki bir engel koyduk. Perdemiz kırmızı. Buradan mavi gönderdik. Şu bir engel olsun. mavi ışık geldi. İşte kırmızıydı. Şuralar siyah görünürken bu sefer burası kırmızı göreceğizdir mesela yani. Onun için perdenin şekli burada önemlidir. İlle her zaman için işte siyah olacak diye bir kaydı yoktur. Işık kaynağı noktasal ve tek ise saydam olmayan cisimden beyaz perde tam gölgesi oluşur. Doğru. Işık kaynağı noktasalsa ve tekse oluşan gölge her zaman için tam gölge olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 oldu. İklime bağlı kalmadan bütün yıl boyunca ekonomik olarak sebze, meyve ve çiçeklerin yetiştirilmesinde bitkilerin yetiştirilmesine uygun şartların sağlanması amacıyla çevre şartları kontrol edilerek ışığı, ışığı çeviren metallerin ve örtülü yapıya sera deniyor. Yani bilgi vermiş. Akdeniz bölgesinde bolca yaygın bir şeydir bu. Şekilde ilgili serada yetiştirilen ürünler çardakta işçiler tarafından paketlenmektedir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Çardağın tavanı işçilerin güneş ışığından korumak için yani güneş ışığının geçmemesi için saydam olmayan maddeliğe korunmuştur. Doğru. Çünkü güneş ışığının geçmemesi gerekiyor. Geçmemesine saydam olmayan maddeler lazım. Serada yetiştirilen sebze ve meyveler güneş ışığına ihtiyaç duyduğu için sera, cam, naylon gibi saydam materyal yapılmıştır. Doğru. Günlük güneşten istifade edebilsin bu. Serada ışığın belli oranlarda geçebilmesi için tül perdeler kullanılır. Bu da doğrudur. Aslında bunu evlerden de biliyoruz yani. Tül perdesi kısmen geçirip kısmen geçirmiyor. Üçü de doğru oldu. Saydam olmayan dairesel dizim önüne konuyor. Buradaki dairesel ifadesi önemli. Sorularda genelde küresel koyuyordu. Şimdi küreselin dört bir tarafı da aynı boyuttadır ama daire işte bir madeni para düşünebiliriz yani o daireseldir. Nokta ışık kaynağı hangileri doğrudur diye sormuş. Kanun tarışı konuşsa perdede eliptik bir gölge oluşur. E şöyle çizdiğimiz zaman bu küre olmadığı için daire olduğu için şöyle bir görüntü olacak. Yani aşağı doğru biraz sünmüş olacaktır. Evet bu da bir eliptik şekil olur. Doğru. L noktasına konulursa perde daire hep gölge oluşur. Çünkü sadece o kısmı görebiliyor. tam karşı olduğu için dairesel olacaktır. Doğru. M noktasına konursa perde eliptik yarı gölge oluşur. Her ışık kaynağı noktasal ve tekse zaten yarı gölge oluşmaz. Tam gölge oluşur. Bu da yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Karanlık bir ortamda küresel e, karanlığı yazmış. Karanlık olacak. Harf küresel bir ışık kaynağı ile bir gözlemci arasına bir top konulduğunda gözlemci kaynağı şekildeki gibi görüyor. Bu şöyle olursa mümkün olacaktır. Şu ışık kaynağı, şu engel, şurada da bir göz var. Şöyle çizdim. Şu kısmı karanlık görecek. Çünkü engel var önünde, karanlık görecek. Ama şuralar aydınlık. Aydınlık. Şurası da karanlık. Karanlık gördü. Zaten dış kısım karanlık bir ortam olduğu için dış kısım tamamen karanlık. Buna göre işlemlerden hangileri yapılırsa gözlemcinin gördüğü ışıklı bölgenin alanı küçülür. Yani şu kısmı küçültmek istiyoruz. Şu kısım küçülecek. Küçültmek istiyoruz. Burada yapacağım tek bir şey var. Şu karanlık kısmı büyütmek. Yani şu orta kısmı daha büyük hale getirmemiz lazım bizim. Göremediği kısmı arttırmak gerekiyor. Kaynağı topa yaklaştırmak. Kaynağı. Şunu ben buraya getirirsem ya da şu mesafe getirin şöyle meyli geldiği zaman şurası daha küçük olacaktır. Bu azaltma değil arttırıcı bir etki yapacaktır. Bu olmadı. Yani ışık kaynağını şuraya getirirsek şu meyil daha az olacaktır. Şurası daha küçüktür. Bundan dolayı karanlık bölge azalacaktır. Aydınlık bölge artacaktır. Olmadı. Topluk gözlemciye yaklaştırmak. Şunu buraya getirirsek. Evet şöyle düşünün. Şuraya geldiği zaman bu daha yukarılığa gidecektir. Bu olacaktır. Topu kaynağa yaklaştırmak. Getirip tam şu dibine koysak ancak bunun boyutu kadar bir görüntü olacağından burada yine tersi bir iş olacaktır. Bizim istediğimiz değildir. Buradan cevabımız yalnız 2 olacaktır.